Genize ameliyatlarında benim için 3 tane önemli kriter var. Bir tanesi çocuk ağızdan nefes alarak uyuyor olacak veya horluyor olacak. Uykusu sırasında çok sık yer değiştiriyor olacak ve meme hattının üstündeki yaka bölgesi, ense bölgesinde terleme olacak. Bu 3 tane kriter bir arada olduğu zaman genize ameliyatını öneriyorum. Peki ameliyatı nasıl gerçekleştirmekteyim? Klasik yöntemleri terk edeli oldukça uzun bir süreç oldu. 2004 senesinden itibaren koblasyon yöntemiyle bir radyofrekans yöntemidir ve 70 derece endoskop kullanarak uygulamaktayım. Tabii görerek yapmanın önemi nedir? Burun içerisine bile uzanmakta olsa bu adenoid dokusu görerek tamamını temizlemek mümkün olmaktadır. Kanama odaklarını durdurmak aynı aletin koterize edici özelliğiyle çok kolay olmaktadır. Yani az bir kanamayla 10 dakika gibi bir süreç içerisinde çok kolaylıkla etkin bir şekilde geniz eti dokusunu temizlemek çok da kolay ve mümkün olmaktadır. Klasik yöntem terk mi edilmiştir? Hayır, birçok meslektaşımız tarafından uygulanmaktadır. Uygulanmasının sakıncası da yoktur. Ama benim görüşüme göre görerek, yani endoskopik yöntemle görerek ve tümünü temizlemeye çalışmak, ta ki burun içerisinde dahi uzanmış olsa bile dokuları görerek temizlemek çok daha etkin bir yöntem olarak uygulamamıza devam etmemizi sağlamaktadır.